Tabii bu görüşmenin ön hazırlıkları vardı. Daha önce Erdoğan'la grupta Emine Aine ile birlikte bir görüşmemiz olmuştu. İşte o zaman niyetini ortaya koymuştu. İşte Kürt sorununun çözümü konusunda önemli adımlar atacağını, baldıran zehri bile olsa içeceğini ifade etmişti. Daha sonra bize haber verildi. İşte İmralı'ya adaya gitmemiz konusunda haber verildi. Biz hazırlandık. İşte benle Ayla Akat arkadaşımız gitme konusunda bir karar verilmişti. Sonuçta İstanbul'a gittik. İstanbul'da işte cezaevi müdürü bizzat bizi karşıladı. Oradaki bir şeyle. Yani avukatların işte saatlerce gittiği bir şey değildi. Bir tekne değildi. Daha hızlı ve giden yarım saat içinde İmralı'ya vardık. Gittiğimizde 5 dakika sonra Sayın Öcalan getirdiler. Hatta sorduk niye hemen getirmedi. Dedi dişlerini fırçalıyor. Öyle bir şeyde bulundular. Sonuçta gelince selamlaştık, beraberlaştık, hal hatır sorduk. Ben başlarken başta ben başladım. Devletten herhangi bir bilgi almadık. Devletin niyeti konusunda fazla bir bilgiye sahip değiliz. Onun için de sizi yanıltmak istemiyoruz dedim. Dedi evet biliyorum dedi. Zaten görüşmeleri ben yapıyorum. Uzun süredir görüşmeleri yapıyoruz. Sonuçta yeni bir sürecin başlangıcı olarak bunu değerlendirmek lazım. Barışçıl bir süreç gitmek. Zaten biz savaştığımız dönemlerde de barışa varmak içindi. Bizim şeyimiz buydu. O zaman rahmetli Özer'le görüşüp biliyorsunuz. O zaman Barelyas'a gitmiştik. Şam'da görüşmeler yapmıştık. Yani Sayın Öcalan o zaman da işte barış için hazır olduklarını, bu ülkede artık barışa ihtiyaç olduğunu, halkların ortak demokratik değerlerde buluşmasının mücadelesini verdiğini ifade etmiştik. Aynı benzer şeyler ifade etti. Artık demokratik siyasetin güçlendirilmesi gerekiyor. Demokratik siyasetle bunu çözmenin yollarını biz aşmaya çalışıyoruz. Bunun arayışı içindeyiz. Yani bütün yaptığımız görüşmeler, konuşmalar bunun üzerineydi. Yarınla ilgili neler olacak, neler gelişebilecek, işte devletin bu konudaki tutumu, kararlılığı nasıl olacak? Bunun üzerinde düşüncelerini ifade etti. İşte 1 saat kadar bir görüşmeden sonra oradan ayrıldık. Tabii daha sonraki görüşmelerde Sakine Cansız olayından sonra özellikle işte katledilmesinden sonra Diyarbakır'da bir mitingde çok ağır bir konuşma yaptım. Erdoğan'ı suçlayan işte aslında Kürtlerin katili bu hükümettir ifadelerinden sonra heyetler değişti. Diğer arkadaşlar gönderildi. Ama şunu her zaman ifade ettim. Eğer bir halkın hakkını, hukukunu içselleştirmeseniz, o halkın bir hukukunun, bir dilinin, bir kültürünün yaşadığı topraklarda bir hakkının olduğunu içselleştiremezsiniz, o meseleyi çözemezsiniz. Ama bugüne kadar yani gerçekten Kürtlerin bir halk olduğunu, bu halkın bir hakkının olduğunu, bir hukukunun olduğunu, talebinin doğru olduğunu içselleştiren bir siyaset anlayışıyla karşılaşmadık. Ne iktidardan ne muhalefetten. Yani her zaman işte Kürtler meselesi olunca milliyetçi damarları yükseliyor. Aslında burada milliyetçilikle ırkçılığı birbirinden ayırmak lazım. Yani bugün milliyetçi olduklarını söyleyenler ırkçı bir anlayışla meseleye bakıyor. Oysa milliyetçilik millet meselesinden geliyor. Bu milletin olayı değil. Bütün milleti kucaklayacak bir anlayış yok. Kürtleri dışlayan, ötekileştiren ve Kürt halkının haklarını görmemezlikten gelen bir milliyetçi anlayış var ki buna ırkçılık diyebiliriz. Bunun üstesinden fazla bir şey diyemezsin. Bir yani faşizmdir bu. Sayın Öcalan bu konuda umutluydu. Belli bazı şeylerin gelişeceğini ve bu sorunun çözüleceği inancı vardı.
Ama tabii ki temkinli davranıyordu. Her zaman bazı oyunlar olabilir, bazı gelişmeler olabilir. Bu sonuçlanmadan da bu mesele farklı bir noktaya da taşınabilir gibi endişeleri vardı. Bunu da ifade etti. Yani evet, biz yapıyoruz bütün gücümüzle, her şeyimizle. İnanarak bu meseleyi çözmeye çalışıyoruz. Yani sonuçta devletin nasıl bir yaklaşım göstereceği zaman içinde belli olacak diye ifade etmişti. Kürtlerin hak adalet mücadelesi büyüdükçe devlet bunun önünü kesmeye yönelik bir strateji izliyor. Bu bir devlet politikasıdır. Yani işte başvuruda bir federal yapı oluştu. Evet, gerçi bu federal yapı bugün birçok şeye savunamaz bir noktada olsa bile sonuçta bir federal devlet ismi var. Rojava'da Kürtlerin demokratik bir Suriye konusundaki mücadeleleri, Bakır'da Kürt halkının demokrasi, adalet ve hukuk kendi kimlikleriyle ortak bir yaşamı gerçekleştirme mücadelesi ister istemez devlet tarafından ve mevcut iktidar tarafından tehlikeli bir şey olur. Yani Kürtleri potansiyel tehlike gören bir mantık, bir anlayışla karşı karşıyayız. Yani bu nedenle bu süreç sona erdirildi. Tabii bunlardan, bu nedenlerden biri. İkinci neden şöyle oldu. 7 Haziran seçimlerinde iktidarın hesapları tutmadı. Yani kendisi bu süreçten yararlanacağını düşünürken HDP %10'lardan, 11'lerden 13'lere çıktı. Bu da Kürtlerin lehine gelişen bir durumdu. Bu da masanın devrilmesine neden olan iki şeydi. Başında da söyledim, eğer bir halkın hakkını, hukukunu işleştirmezseniz o meseleyi çözemezsiniz. Bu bir gerçek yani. Önce buna inanacaksınız. Bir halk olduğunu, hakkının, hukukunun olduğunu işleştireceksiniz, kabulleneceksiniz. Ama bugüne kadar böyle bir yaklaşım görmedik, ortaya çıkmadı ve böyle bir şey oldu. Evet, tabii ki Türkiye'de dostlarımız var. Belki bu dostlarımızın devlet üzerinde, iktidar üzerinde fazla bir gücü yok. Ama bunun dışındaki bütün kesimler Kürtlerin hak talebini görmemezlikten geliyor. Ve bu hak taleplerini Türkiye'yi bölme olarak değerlendirerek Kürt düşmanlığı üzerinde bir siyaset yürütüyorlar. Bunu görüyoruz. Tabii toplumun değişmesi, dönüştürülmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani mevcut gerçekten demokrasi yanı, demokratik bir gelecek için mücadele edenlerin güçlü olduğu bir Türkiye'de ancak bunu çözebiliriz. Yani halkların ortak demokratik değerlerde buluştuğu bir Türkiye'yi de dönüştürebiliriz, yaratabiliriz bunu. Şu anda tabii ki bugün bu ülkeyi yönetenler, iktidar ve devlet politikası Kürtlerin bütün kazanımlarını ortadan kaldırmaya yönelik bir siyaset izliyor. Hem Bakır'da, hem Rojava'da ve birçok yerde aynı. Evet, mesela bugün Başur'da diyor ilişkiler var ama Başur'da da artık bir askeri kamp haline getirmişler. Yani bu Başur'un gerçekten federal yapısının hukukunu bile çiğneyen bir durumdur. Hukukunu tanımayan bir durumdur bu. Yani bütün bunlar bir gerçek ve önümüzde duruyor. Elbette ki bu mücadelenin demokrasi mücadelesi, adalet mücadelesi ve eşitlik mücadelesi konusunda ağır bedellerle de ödense, yani bu halkın bu talepleri asla ortadan kalkmaz. Mümkün değil. Bugün Filistin olayına baktığımızda 22 bin insan öldürülmesine rağmen Filistin davası bitmeyecek ki. Ya Kürtler üzerinde ne kadar baskı da olsa sonuçta bir halktır. Bu halkın talepleri asla ortadan kalkmayacak. Bu talepler elbette her zaman gündeme gelecektir. Yani geçmişten bugün tarihe baktığımızda da bunu görüyoruz. İşte Seyit Rıza olayı, Şeyh Said olayı, bazı bütün meseleler.
Ama bütün bunlara rağmen, idamlara rağmen, şeylere rağmen bu bitmedi. Daha güçlü bir şekilde, daha örgütlü bir şekilde bugün demokrasi, özgürlük, adalet mücadelesi yürütülüyor. Yani sonuçta bugün Sayın Öcalan eğer tecrit altındaysa bu sorunu çözmeme kararlılığından kaynaklanıyor. Yani devlet çok iyi biliyor ki Sayın Öcalan eğer tecrit altında olmasaydı, rahat bir ortam içinde olsaydı çözüm konusunda gerçekten Türkiye halkının da Kürt halkının da rahatlatabileceği bir stratejiyle bu meseleyi yeniden gündeme getirirdi, bu konuda çağrılarını yapardı. Ama bugün işte dediğimiz gibi bütün bu gelişmeler göz önünde tutularak Kürtleri sindirmeye, susturmaya çalışan bir politika var. Ben tabii ki başından beri yani insan olarak, bir siyasetçi olarak sorunların diyalogla çözüleceğine inanıyorum. Aslında Kürtler bu diyaloğu kurmaya da hazır. Ama bugün devlet ve iktidar bu diyalog yolunu kapatan bir yaklaşım biçiminde. İşte her düşüncesini dile getiren, fikirlerini söyleyen Kürt siyasetçi veya Kürt insanı cezaevlerinde. Yani bir diyalog yolunun açılması konusunda devletin ve iktidarın yeniden düşünmesi gerekiyor. Çünkü tarih de bize göstermiş ki inkar politikasıyla veyahut işte sindirme politikalarıyla, bastırma politikalarıyla sorunlar çözülmez. Diyalog yollarının ve kapısının açılması gerekir. Aslında hep bu arayış içindeyiz. Bugün de aslında böyle bir diyalog ortamının oluşması konusunda partimiz de, arkadaşlarımız da çaba gösteriyor. Ama tabii ki bu tek taraflı olacak bir şey değil. Yani iki tarafın da buna açık olması lazım. Bugünkü koşullarda bu diyalog talebimiz veya diyalog arayışlarımız çok da yerini bulmuyor, adresini bulmuyor. Ama umut ediyorum ki herkes artık bu işin böyle bastırmayla, inkarla çözülmeyeceğini görecektir. Ve şunu da söylüyorum, Türkiye aslında yanlış bir politika izliyor. Kürtleri kucaklayacak bir politika yürütselerdi, bugün Türkiye çok farklı bir noktada olurdu. Yani gerçekten Orta Doğu'da belki dünyanın bir önemli gücü haline gelirdi. Ve Kürtler her zaman kendilerini Araplardan çok, Farslardan çok Türk halkına yakın görmüşlerdir. Yani tarihi ilişkiler var, şeyler var. Ama maalesef bir yanlış politika izlendi. Mesela Rojava'da IŞİD'in yaptığı saldırılar karşısında Türkiye Kürtleri bırakın desteklemeyi en azından anlayacak ve ona destek olacak bir yerde. Bir tavır içinde olsaydı bugün farklı bir dönemi, farklı bir süreci yaşamış olurduk. Ama maalesef işte o IŞİD'in saldırılarını artık sanki sevinerek karşılayan bir yaklaşımla yaklaştılar veya o görüntüyü verdiler diyebiliriz. Tabii ki bu meselenin çözümü konusunda daha örgütlü, daha güçlü, daha Kürt halkına ikna edecek bir yaklaşım içinde güçlü bir siyaset anlayışıyla, güçlü bir şeyle eğer bunu becerebilirsek, sağlayabilirsek bence siyasetteki rolümüz, oynadığımız rol, gücümüz daha fazla ortaya çıkacaktır ve burada yeniden bir diyalog ortamının yaratılmasını beraberinde getirecektir diye düşünüyorum. Yürüttüğünüz siyaset sadece Kürtlere zarar vermiyor, Türkiye halkına da zarar veriyor. Halklarımızın mağduriyetine sebep oluyor, halklar arasındaki gerginliğin artmasına neden oluyor, bir ayrışma politikasının büyümesine neden oluyor. Bu yanlış bir politikadır. Bu politikanızı yeniden gözden geçirin. Kürtleri kucaklayacak ve Kürtlerin adalet, özgürlük, eşitlik taleplerini gözden geçirecek ve bunu
gerçekten içselleştirecek bir yaklaşım içinde olmanız gerekiyor diyoruz. Bu Türkiye'nin menfaatinedir diyoruz. Elbette ki bir barışçıl ortam, demokratik bir Türkiye hem Kürtlerin yararınadır hem Türkiye halkının yararınadır. Ama maalesef bunu görmekten uzak bir siyaset anlayışıyla karşı karşıyayız. Umut ediyoruz ki ve buradan da bunu ifade etmek istiyorum. Yürütülen siyaset hiçbir şeyi çözmeyecek. Yürütülen siyaset acıların büyümesine neden olacak. Ama kucaklayıcı bir siyaset Türkiye'nin ve bu bölgenin, bu coğrafyanın demokrasiye kavuşması ve halkların kardeşliği, halkların ortak değerler etrafında buluşmasını beraberinde getirecek diye düşüncelerimizi hep ifade ediyoruz. Bu çağrıyı bugün de yapıyoruz.